Yemek Okulumuza hoş geldiniz. Bugün size epeydir hayalini kurduğum, yani benim şahsen yesem ne güzel olur diye hayalini kurduğum böyle bir yufkadan çikolatalı, nefis fındıklı bir katmerim var. Çikolatalı katmer olur mu? Yapacağız. Olacak mı? Olmayacak mı? Göreceğiz. Daha da güzeli 5 dakikada yapacağız. Niye bilmiyorum, çok heyecanlandım. Parmaklarımın ucunda konuşmuşum. Hazırsak baştan 5 dakikayı da kuralım mı? 5 dakika 15 saniye diyorum. 15 saniye dememin sebebi de gitti geldi süresi. Bunu doğruyu söylemek gerekirse hiç dakika tutarak yapmadım. Ama denemesini daha evvelden yaptım. Yapabilir miyim zannediyorum, göreceğiz. Bir tane yufkam var. Bizim yufkacı yufkası. Artık herkes biliyor diye umuyorum. Yufkacı yufkasıyla hazır bu market yufkası arasındaki fark. Sen biliyor musun Tunç? Elde mayalanıyor. Elde mayalanıyor diye dünyanın en saçma cevabını verdi. İnan. Daha ince. Kesinlikle daha ince. Hatta senin memlekettaşların daha çok bu işi yapıyor. Kastamonular. Evet. Kastamonu devreçhane. Aynen. Neden olduğunu biliyor musun? Hamur işi çok yaygın, ondan mı acaba? Hamur işi Türkiye'nin her yerinde yaygın. Ama şöyle bir şey var, devrekhaneli bir kadın İstanbul'da bu işi yaptığıyla ilgili bir şey var. Şu an biz ekipçe araştırıyoruz bunu. Bu arada kenarlarını yufkanı kestim, buraya koydum. Hemen tavamı açtım. Şöyle çok azıcık bir tereyağını, daha doğrusu bir çorba kaşığı gibi, çorba kaşığından birazcık daha az bir tereyağını kullanıyorum. Bir tatlı kaşığından biraz fazla gibi. Tavayı şöyle bir yağlıyorum. Fazla yağını da yufkaya kullanacağım. Burada bizim sürmek çikolatamız vardı, Refikella. O birazcık, yani akışkanlığı daha az oluyor. Bunu böyle bayağı krema gibi üzerine dökebilmemiz lazım. O yüzden kaynar suya koydum, birazcık yumuşattık. Tereyağım da eridi bayağı. Yavaş yavaş buradan fırçayla kullanacağım. Tavanın dibi yağlandı. Ocağın altını kapattım ki tereyağı yanmasın. Şöyle. Şöyle her tarafına. Tıp 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 damlatıyorum. Bir kısım daha var. Birazcık toz şeker koyacağım. Şimdi çok garip. Birkaç tane deneme yaptık. Önce Burak'la bana da mesela normal katmerlerde oluyor. Şeker koymak çok saçma geldi. Ama onu asıl katmerleştiren, böyle kat kat yapmasında en çok katkısı olan şey bu şeker oldu. Dolayısıyla hani ilk başta yok ya koymayalım niye falan dedik. Öbürü böyle bir gözlemeye dönüşüyor. Çikolatalı gözleme gibi oluyor. Bu daha katmer gibi oluyor. Katmer katmer oluyor. Bu miyavlayan da bu arada duyuluyor mu bilmiyorum miyavlama. Bizim bir tane sokaktan kurtardığımız cacık var. Cacık olmasının sebebi de her işe karışması. Her işe cacık olması. Çekim olunca miyav miyav ben de mutfağa gelmek istiyorum falan diyor. Şimdi bir kat yufkayı koydum. Birazcık buraya da şeker koyuyorum. Azıcık yağ buraya da koyuyorum. Ama bütün bu kenardan kestiğim parçalarda hepsini kullanmadım. İki parçayı da ayırdım. Sonra buna böyle kenarlarında dört parmak kalacak şekilde ortaya, yani çift katlı kısma daha yoğun olacak şekilde çikolatayı yayıyorum. En son olarak şöyle en dış kısımlarına da çok ince, yani az az daha doğrusu çikolatayı geçiyorum. En köşeye çok fazla koymuyorum ve son olarak da böyle bir yaklaşık bir iki avuç falan da fındığı. Fındık yerine başka bir şey koyabilir miyiz? Sen kesin yer fıstığı koyarsın, seni doğru tanıyorsam. Koyabilirsin tabii ki. Antep fıstığı da olur, ceviz de olur. Bunu en orta kısmına, yani bu yoğun olan kısmının en ortasına şöyle yerleştiriyorum. Patlamasın diye aslında bir taraftan. Sonra bu katmanları böyle güzelce katlıyorum. Bir an tepsi tahtaya yapıştı zannettim, bir korku saldı içimi. Biraz kenarları biraz büyük yapmışım. Hafif yukarı doğru kalkık olacak. Şimdi Antep'te katmer olduğunda bunun üzerine fıstık koyuyorlar. Ayrıca tekrardan biraz daha şeker. Onu yapar mıyız emin değilim. Biraz daha ağırlaştırırız ve çikolata. Ona birlikte yerken karar veririz. Bunu tost makinesinde yapamaz mıyız? Güzel soru. Kapatarak yaparsak olur. Yani olur canım, olur. Yani tavada daha güzel olur ama şimdi bunu böyle de olur.
İkinci kat pişmesine yetişmeyebiliriz. Şöyle. Her sabah böyle oluyor. Gün içerisinde de kendime bunu yaptığım için bazen kendime kızmıyor değilim. Sabah zor uyananlardan mısınız? Evet. Hayır. Ben de 4 kere erteliyorum. Telefonla alarmla uyananlar aşağı yazarsa, daha sonra ne yaptığınızı yazarsanız çok sevinirim. Ben de merak ediyorum. Bu o kadar ağır ki, Allah. Son dakika şöyle bir parça üzerinden daha güzel cızırdasın diye tereyağıyla bir geçiyorum. Burada bu arada böyle hafif şey şişiyor. Bizim burada mahallede tüler böyle bir şişerken sigara böreğinden kızartmadayken içindeki peynir o şişip patlıyor ve burası böyle 2 ay, 2,5 ay falan böyle bayağı yaralı gezdi. Ben de artık ocağın üstünde şişen börek veya içinde yumuşak bir şey varsa biraz korkuyorum. Dikkatli olun. Eğer çok aşırı şişiyorsa, bazen çünkü buraya kadar bile şişebilir. Orada bir minik bir bıçak atabilirsiniz. Allah korusun çünkü hani yüzünüze müzünüze gelmesin. Artık şeyimiz çok güzel oldu. Şöyle katmerimiz. İstersek bunun üzerine şuraya bir normal şeker ve fındık koyuyorum. Burayı sade bırakacağım. Şuraya ekstra üstüne çikolata koyabiliriz. Ya da buraya da böyle üstüne pudra şekeri. Benim rahmetli teyzemden ilk böyle bu tarz kremalı yapardı o kolay katmer diye. İlk ondan öyle öğrendiğimde o böyle son dakika pudra şekerini muhakkak koyardı. İster pudra şekerli, fındıklı, ister düz çikolatalı, ister sapsade. Hangisini istersek yapabiliriz. Şuradan şöyle bir tane kesip sadece içini ve bu kat katlığını yani katmeri katmer yapan ve börekten ayıran şey böyle katman katman ve her katmanında çikolata olması katmeri normal bir börek veya gözlemeden farklılaştırıyor. İzninizle, afiyetle. Bak yemek yiyor musun? Evet. Evet. Ama şimdi hepsini mi deneyeceğiz? Nasıl? Dışı çıtır, böyle dışı çıtır çıtır olmalı. Bak sesini şuradan size gelsin. Geliyor mu? Dışı çıtır, içi yumuşak. Sıcacık. Nasıl olmuş Burak? Çok güzel olmuş Burak. Keşke gelsen sen diye sen. Kıskanıyorum. Evet. Bizden bu kadar. Tabii ki ekibe aç bırakmayacağız, yedireceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. 5 dakikada kendi tabirlerimizden istiyorsak. Bu arada şunu söylemedim. Asıl sürmelik çikolata. Tarifi. Bizim kendi tarifimiz, onu da şuradan izleyebilirsiniz. Başka şöyle tatlı yapsam, böyle tatlı yapsam diyeceğiniz bir şey olsa da haber verin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Sevdiklerinize bu katmerden 5 dakikada yapıp yedirmeyi. Bizi seviyorsanız da aşağıda beğen ve kanala abone değilseniz de abone olmayı da unutmazsanız bizden mutlusu yok. Şimdilik bu kadar. Yarınki şunu da yap, bunu da yaptıysanız onları da aşağı yazın. Söz, gerçekten söz veriyorum. Sıraya girip hepsini yapacağız. Bayağıdır evet. Burak'tan video yok. Suçlusu benim. Çünkü onu deli gibi hem televizyon programında hem diğer birkaç tane içeriğimiz var. Onları şey yapıyoruz. Sizden ben özür dilerim. İstanbul'da en kısa zamanda. Görüşeceğiz yani. O acayip geliyor. Tarifler geliyor. Bir taraftan çalışıyoruz. Tabii ki. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz bunun gibi kolay yapılan güzel tariflerim var. Onlardan bir tanesini buraya koydum. Bu kanal çok güzelmiş. Ben bundan haberdar olmak istiyorum. Bir şeyler varsa kaçırmayın diyorsanız ki lütfen inşallah da diyorsunuzdur. O anda burada bizim kanalımıza abone olabilirsiniz. Buraya basıp olursanız çok mutlu oluruz. Görüşürüz.